Sayfa 89. Dünyada görülen afetler sel, tsunami, kasırga ve deprem olarak verilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar 1999 yılında Venezuela'da sel olmuş. Endonezya'da 2004 yılında tsunami olmuş. 2008'de Myanmar'da kasırga olmuş. 2011'de Japonya'da deprem olmuş ve burada da bana hayatını kaybeden insan sayıları verilmiş. İnsanlar doğal afetler sırasında yaşanan can kaybının yanı sıra başka nelerle karşılaşmış olabilirler? İnsanlar mallarını, evlerini, eşyalarını, araçlarını, tarlalarını, hayvanlarını kaybetmişlerdir. Doğal afetlerden hangileri yer altında meydana gelen olaylar sonucunda hangileri iklime bağlı olarak oluşur? Yer altında yer alan doğal afetlere volkanik patlama ve deprem sayılabilir. İklime dayalı olanlarda ise sel, hortum, çığ gibi doğal afetler sayılabilir. Sayfa 90. Doğal afetlere maruz kalan insanlar hangi duygular içerisinde olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz. Öncelikle yan taraftaki afetlerin toplum hayatına etkisindeki eksik olan 7. maddemiz tarım faaliyetlerini azaltabilir. 8. Turizm gelirlerini azaltabilir. Gelelim kendi sorumuza. Yaşadıkları korku ve panik nedeniyle travma yani şok geçirebilirler. Örneğin selden etkilenen birisi yağışlı havadan korkacak ya da denize bile giremeyecektir. Depremden korkan birisi en ufak sarsıntıda evinin yanından bir kamyon geçse bile ufak bir titreşimde deprem korkusuyla o heyecanı tekrar yaşayacaktır. Sayfa 90. Sizce şair niçin konusu deprem olan bir şiir yazmıştır? Şair depremden etkilendiği için duygularını şiir aracılığıyla açıklamıştır. Depremde bir yakınını kaybetmiştir, depremden zarar görmüştür veya depremden korkmuş olabilir. Sayfa 91. Kasırganın toplum hayatına hangi konularda etki ettiğini maddeler halinde yazınız. Kasabalar, yollar ve köprüler çamur akıntıları nedeniyle yıkılmış. Yıkılan yerlerin tekrar yapılması için büyük yatırım ve para gerekli arkadaşlar. 18 bin can kaybı var ve büyük ürün kaybı var. İkinci soruda ise doğal afetler insan yaşamında travmatik olarak deneyimleniyor. Hava kirliliği, kuraklık, salgın hastalıklar, sel, deprem ve besin yetersizliği gibi İnsanın beden sağlığını olumsuz etkileyecek durumların yanında son dönemlerde iklim değişikliklerinin de ruh sağlığı problemlerinde artışa neden olabileceği öngörülüyor. Sayfa 91. Sizce doğal afetler toplum yaşamını nasıl etkilemiştir? Devletlerin doğal afetler karşısında dayanışma içinde olmasının önemi nedir? Doğal afetler toplumda büyük yaralara yol açar. Hava kirliliği, kuraklık, salgın hastalıklar, sel, deprem ve besin yetersizliği gibi insanın beden sağlığını olumsuz etkileyecek durumların yanında son dönemlerde iklim değişikliklerinde ruh sağlığı problemlerinin artışa neden olduğu söylenebilir. Sayfa 94 bir kavram haritası var. Depremin sebeplerini soruyor öncelikle. Depremin sebeplerinden bazıları deprem sebebiyle binalar yıkılabilir. Binaların yıkılması sonucu can kayıpları olabilir. Sıra dağları oluşabilir ve tsunamiler oluşabilir. Peki yol hasarı ve binaların yıkılması ulaşımda ciddi problemlerin yaşanmasına sebep olabilir. Binaların yıkılmasının diğer bir sebebi insanların enkaz altında kalması olabilir. Elektrik ve gaz yapısının iflası neye sebep olur arkadaşlar? Enerji hatlarının zarar görmesine. İnsanların enkaz altında kalması can ve mal kayıplarına sebep olabilir. Sayfa 94 neler öğrendik? Gözden geçirme. Doğal afetlerin toplum yaşamına olumsuz etkisini en aza indirebilmek için insanlara hangi görevler düşmektedir?
İnsanların bilinçlendirilmesi, insanların üzerine düşen görev ve sorumluluklarının farkında olmaları ve bu farkında oldukları görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri. Sayfa 95. Neler öğrendik? Doğal felaketler ne yazık ki can ve mal kaybına neden olurlar. İklim, bazı yer üstünde gerçekleşen doğal felaketlerin nedenidir. Dünyamızda yaşadığımız yer bazen yeraltı ve yerüstü felaketlere karşılaşabildiğimiz bir yerdir. Kirliliği en aza indirmek insanın elindedir. Nüfus ve yerleşmede ise insan ihtiyaçlarını karşıladığı yerde yaşar. Sayfa 96. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa de yanlışsa ya yazınız. Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir. Bu bilgi doğrudur. 2. Fiziki haritalar üzerinde yeryüzü şekilleri farklı renk ve sembollerle gösterilir. Bu bilgi de yine doğrudur. Yükseltilere göre farklı renkler yazılabilir. Ülkemizin yarısından fazlası Karadeniz ikliminin etkisindedir. Evet, yarısından fazlası, yani en çok ülkemizde Karadeniz iklimi görülüyor arkadaşlar. Bu bilgi yanlış. Ülkemizde en fazla Karadeniz iklimi değil, karasal iklim gözüküyor arkadaşlar. Buraya karasal yazabilirsiniz. 4. İnsanlar doğal çevreye duyarlı bir şekilde yaşamalıdır. Doğru. 5. Türkiye fizik haritası üzerinde beşeri unsurlar doğal unsurlardan fazladır. Bu yanlıştır. Sayfa 96. Boşluk doldurma. Ülkemizin yeryüzü şekillerini nereden görebiliriz? Haritadan görebiliriz. Haritayı çiziyorum. Bence her insan hayatında en az bir defa ne ile karşılaşmıştır? Doğal afet ile karşılaşmıştır. Evet, insanlar ne yaparak çevremizdeki doğal ve beşeri unsurları ayırt edebilirim? Ben gözlem yaparak bunu ayırt edebilirim. 4. Kış aylarında İklim, insan yaşantısını bazen olumsuz etkileyebilir. Son soru. İnsanlar doğal ortamı değiştirerek daha iyi bir yaşam süreceklerini düşünüyorlar. Bu, insanlar için doğru gibi gözükse de doğal dengeyi bozan bir davranıştır. Sayfa 96'da eşleştirme var. Evet, bir numara. Hava, su, toprak ve canlılar birbiriyle uyum içinde yaşıyorlar. Nerede yaşıyorlar arkadaşlar? Doğal ortam. 2. Haritaların üzerindeki işaretler haritaları daha iyi anlamamızı sağlar. Haritadaki işaretler bizim harita okur yazarlarımızı gösterir. 3. Deprem, sel, yangın sonucunda ülkemizde çok sayıda can kaybı meydana gelmiştir. Doğal afet. 4. Tünel, köprü ve baraj yaparken ağaçların kesilmemesine dikkat edilmesi herkesin görebilir. Doğal çevreye duyarlılık. Ve 5. Ülkemize gelen turistler ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu da turizmdir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.